Cumhurbaşkanı dedi ki Rusya ile mutabakata vardık ama Amerika Birleşik Devletleri'ni hiçbir konuda ikna edemedik. Bu çok önemli bir cümle olarak görüyorum. Bu sana ne düşündürtüyor? Bu zaten bence operasyonla alakalı operasyonun en iyi özetlenen cümlelerden bir tanesi. Operasyon Rusya ile belli bir anlaşmaya varılmadan olması biraz güç bir operasyon olurdu. Çünkü Afrin ve mücavir alanların hava sahasını Rusya kontrol ediyor ve hava sahası olmadan da sadece karayla Türkiye'nin tercih edeceği bir operasyon olduğu kanaatinde değildim. Dolayısıyla zaten burada Rusya faktörü çok önemli. Ama Rusya faktörü aynı zamanda Rusya'nın Türkiye'nin bu operasyona izin vermesi, aynı zamanda Türkiye'nin bu ölçekte Rusya'ya çalışmaya gönüllü olmasının temel sebebi iki ülkenin de Amerika ile yaşadıkları sorunları, Amerika'yı istedikleri pozisyona geçememelerinin de eseri. Rusya, Amerika'nın gittikçe Suriye'de alternatif bir iktidar odağı oluşturmak istediğini, alternatif bir yönetim modelini ortaya koymak istediğini ve bunun da son varacağı son nokta adeta Suriye'de iki alanlı bir yönetime gideceği. Bir tanesi Esad rejiminin kontrolü altındaki yönetim. Değilse işte bu PYD, YPG'nin kontrolündeki alan ve bunu tabii ki istemiyor. En son Amerika 30 bin kişilik sınır gücü yaratma söylemi de Rusya'yı bu konuda çok ciddi manada kaygılandırdığı bir tepki vermesine yol açtı. Zaten Türkiye'nin de Rusya ile bu ölçekte çalışmasının temel gerekçelerinden bir tanesi son birkaç yıldır Amerika ile neredeyse hiçbir konuda anlaşamıyor olması. Yani Suriye bağlamında Türkiye'nin dile getirdiği neredeyse hiçbir konuda Amerika ile ortak bir noktaya varabilmiş değil. Bu da Türkiye'yi zaten Rusya'ya daha fazla yakınlaştırdı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu sözcüğü bu son birkaç yılda Türkiye'nin sahada yaşadıklarının özeti mahiyetinde.